İyi günler arkadaşlar. Bugün daha önceden yapmış olduğum bir Next.js Editor uygulamasını sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle bir debug yapayım. Sıfırdan tasarlamayacağım. Daha sonra yazdığım kodları açıklamaya çalışacağım. Debug'da bastığımızda öncelikle page 0'daki sayfanın bir starting bölümü var. Bu bölümde sayfamız açılıyor. Sayfa açıldıktan sonra ben otomatik olarak gösterim olsun diye sürekli verileri arttırmıştım. Bu verileri arttıkça buradaki renk değerleri de renkler de değişiyor. Yani çok basit bir uygulama aslında. Şimdi bunu nasıl yaptığımı biraz bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk başta page 0'da bir başlangıç sayfamız var. Başlangıç sayfasında bir starting yanıp sönüyordu fark ettiyseniz. Tekrardan göstereyim. Starting yanıp sönüyor ve aynı zamanda burada process barımız yükleniyor. Şimdi P0'da hiçbir şeye tıklamadığımda sadece ana sayfa geldiğinde bar value, buradaki bar value 100'den küçük olduğu durumda, yani 0'da 100 arasında zaten bu bar value dediğimiz ne olacak? Bar value artacak ve 100 milisaniye bekleyecek. Aynı zamanda burada starting yanıp sönüyor demiştim, değil mi? Evet, burada bunu nasıl sağladım? If ile kontrol ettirdim. If starting'e eşit olduğu zaman sıfırlıyor, reset yapıyor. Else durumunda ise tekrar starting yazıyor. Yani sürekli bir yanıp sönme var. Bu aslında ne yapıyor? 100 milisaniyede bir yanıp sönmesini sağlıyor ve aynı zamanda 100 milisaniyede bir buradaki verinin artmasını sağlıyor. Bar value'nin artmasını sağlıyor. Ve daha sonra bu %100 olunca while'dan çıkınca while döngüsü tamamlandıktan sonra page 1'e atlıyor. Page 1'e atladıktan sonra burada yine aynı şekilde şunları da söyleyeyim. Tıklama olmadığı için pre initialization şurada ne yazıyor bilmiyorum. Ha, event durumunda gerçekleştiriyoruz. Bunu mesela buna tıkladığımızda veya buna tıkladığımızda gerçekleştirmiyoruz. Sadece yani bu sayfayı açılır açılmaz tıklamadan önceki durumda bu işlem gerçekleşiyor. Daha sonra page 1'e geçtiğini söylemiştim. Page 1'de ise yine bir başlığımız var. Veriler durumu. Nem ve sıcaklık. Humidity and temperature. Sıcaklığını kontrol ediyoruz. Burada page 1'de ne yaptık? Yine aynı durumda pre-initialize an event execute before the component refresh. Yani burada komponent yenilemesi olmadan önceki durumu gerçekleştir diyor. Şimdi N0 ve N1 değerlerini yine aynı şekilde artırıyorum. Bu değerleri J0 ve J1 progress barındaki durumlara atadım. Daha sonra N1 durumunu kontrol ediyorum. Eğer 5'ten küçükse J1'in rengini şu fonttaki duruma denk getiriyorum. Yani J1'e tıklayalım. J1 PCO PCO'daki şu number'ı, şu sayıyı mesela yeşil renk istiyoruz. Yeşil olduğunda buradaki değer değişiyor. Görüyorsunuz ki. Mesela pembe yapalım. Pembe yaptığımızda 64.536 oldu mesela. Sürekli değişiyor. Bu değerlere göre biz bunu değiştirebiliriz. Yani buradan verilerin durumuna göre mesela Arduino'dan bir veri alıyoruz. N0'a yazdırdık. N0'a yazdırdıktan sonra aynı şekilde bu N0'daki durumu da kontrol ettiriyoruz. Atama durumuyla. Bu atama eğer işte 5'ten küçükse buradaki değer
Bu renk bu olacak diyoruz. 5'ten büyükse ve aynı zamanda ondan küçükse bu olacak diyoruz. Buradaki değerler şimdi hangi rengi veriyor hatırlamıyorum. 10'dan büyükse ve 20'den küçükse bu olacak ve böyle böyle kontrol ettirebiliriz. En sonunda 30'dan büyükse kırmızı olacak şekilde ayarlamıştım ben. Ve 100 milisaniyelik bir delay veriyorum. Sürekli bu kontrol ediyor. 0'dan 100'e kadar N0 değeri 0'dan 100 arasında olasıya kadar bunu sürekli kontrol ettiriyoruz. Aslında bir nevi yani içinde kodu yazıyoruz. Arduino gibi while if kullanarak yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar önemli bir şey anlatmak istiyorum. Ya bunu yaparken kullanmıştım. Convolution durumu. Ya convolution değil aslında conversion durumu. Convolution sürekli kullandığım için karıştırıyorum, pardon, yanlış söyledim. Şimdi convert variable type conversion durumu aslında bunu sağlar. Bu nasıl olur? Convert ilk değeri ikinci değeri atar ve sıfır diye bir şey var. Burada ne yazıyor? Onu çevirelim sizinle beraber. Şimdi hal sıfır değerindeki slider değerine desimal string'e çeviriyormuş. Yani ilk değeri ikinci değere çeviriyor desek yanlış olmaz. Şimdi bir number'ımız var. Number value olarak tanımlanıyor. Ve biz bunu text'e yani text içerisine tanımlamak istiyoruz ya göstermek istiyoruz. Buradan N0 değeri de text kullanırsak eğer direkt yazdığımızda buraya kodu bu doğru vermez. Mesela hata verir, error verir burada. Bunun için bir conversion yapmamız gerekiyor. Bunu da bu komutla yapabiliriz. Direkt conversion bunu copy yapıştır yaparak, copy paste yaparak kullanabiliriz. Bu önemli. Öyle söyleyeyim. Daha sonra arkadaşlar genelde çok hatayla karşılaşıyoruz. Nasıl hatalar? Bunu da bir sonraki videoda anlatayım ben sizlere.